Sevgili dostlar, erkenci misiniz yoksa akşamcı mı? Yani tarla kuşu musunuz, baykuş musunuz? İnsanların sabah erkenden kalkıp güne rahat başlamasını ya da yataktan sürüne sürüne çıkmasını belirleyen şey nedir Allah aşkına? Hayatım boyunca sabahları erken kalkmaktan nefret etmişimdir. Okula zamanında gideyim diye babam bacağımdan çekip çıkardı beni yatağımdan. Sabah zil sesini duyar duymaz midem bulanmaya başlar. Ancak öğleye doğru bir şeyler yiyebilirim. Geceler ise durum farklı. Geç saatlere kadar kalıp çalışabilirim. Yeter ki güne erken başlamayayım. Bazıları ise günün en iyi zamanının sabah saatleri olduğunda ısrar eder. Ben mahmur gözlerle işe giderken onlar saatlerdir uyanık olmanın verdiği neşeyle hareket ederler. Fakat akşamları roller değişir. O tarla kuşlarını yemek masasında uyku bastırırken benim gibi baykuşlar mutlu ve sohbeti uzatmaya hazırdır. Kendimizi bulduğumuz saatler işte bu saatlerdir. Ama insanların sadece bu iki gruba ayrıldığını düşünmek doğru değil. Herhangi bir etkinlik için en fazla tercih edilen saatleri belirlemek için yapılan anketler, yetişkinlerin sadece %20'sinin tarla kuşu ya da baykuş kategorisinde olduğunu gösteriyor. Geriye kalan %80'in ise yarısı bir ya da diğer yöne eğilimli, diğer yarısı ise iki tarafa da dahil olmayanlardan oluşuyor. Ama bu düzenin tarla kuşları etrafında kurulu olduğu bir toplumda yaşamaya çalışan baykuşlar için bir teselli değildir. Okulda işte erken başlıyor. Ayrıca erken kalkmak bir erdem sayılıyor. Baykuşlar ise tembel. Oysa onların gece boyunca çalışırken diğerlerinin erkenden yatmaya gitmesi göze batmıyor. Ama neyse ki bilim baykuşların tarafında. Onlar günlerini yatarak tüketmiyor. Sadece genlerine göre davranıyor. İngiltere'nin Surrey Üniversitesi'nin araştırmacıları hangi zaman tipine girdiğimizi büyük ölçüde genlerimizin belirlediğini söylüyor. 24 saatlik ritmimizi belirleyen bu genlerin farklı varyantları var. Ve bunlar fizyolojimizi birçok bakımdan etkiliyor. Erkencilerin vücut ısısı öğleden sonra doruğa ulaşırken, akşamcılarda bu daha geç oluyor. Sabah kalktığında erkenciler stres hormonu hemen zirve yapıyor. Ve sanki ilaç almışçasına vücudun uykudan uyanıklık haline geçmesinin şokunu atlatmasını sağlıyor. Akşamcıların ise aynı etkiyi görmesi için birkaç saat daha geçmesi gerekiyor. Yani şöyle denebilir dostlar. Ben aslında erken kalkmaya çalışırken kendi genetiğimle boğuşuyorum. O halde erken kalkması için vücudu eğitmek diye bir şey söz konusu değildir. Çalar saati kurarak kendimizi erken kalkmaya zorlayabiliriz tabii ki. Tıpkı gece vardiyasında çalışanların bütün gece uyanık kalmak için kendilerini zorlaması gibi. Ama saatler ortadan kalkınca genler yine eski düzenine döner. Küçük çocuk sahibi akşamcılar, vücut saatleriyle savaşa savaşa sabah erken kalkarlar. Ama vücutları ilk fırsatta eski alışkanlıklarına geri döner. Buna genlerin çekim kuvveti denir. Genlerin çekim kuvveti oldukça güçlüdür çünkü. Teorik olarak ilaç yoluyla duruma müdahale etmek mümkün. Ama normal kronotipe geri dönmemek için bu ilaçları sürekli almak gerekiyor. Akşamcılar için tek umut ışığı yaşlanmaktan geçiyor. O da zaten kaçınılmaz. İnsanlar yaşlandıkça sabah daha erken kalkmaya yöneliyor. Ben ise o gün gelene kadar gece hayatın tadını çıkarmaya devam edeceğim.